Efendim selamlar 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 ve selamlar. Arkadaşlar bugün uzun da denemez gerçi. Böyle 3-4 günlük çıtır bir ara verdik. Ve markete yeniden bir paket gelmiş. Bugatti paketi. Yani Rocket League'in açıkça şunu söyleyeyim. Epic Games'in böyle bir paket bitince diğer paket çıkarma muhabbetini ben kesinlikle destekliyorum. Çünkü market boş kalmamalı. Ya biliyorsunuz ki kusura bakmayın. Biliyorsunuz ki ya buradaki market açıkça söyleyeyim bok gibi abi, tamam yani evladım olsa sevmem yani, öyle bir market, düğünümde bile oynatmayacağım market, tamam mı? Çok kötü bir market kısaca, hani biraz benzetmeler saçma oldu ama ya genel olarak kötü bir market, işte böyle renkli arabalar geldiğinde alıyorsunuz, o yüzden buradaki yan ürünler önemli. Şimdi buradaki marketi hızlıca bir şey yapalım, analiz edelim. Şuradaki alttaki yani mesela bu neymiş, geç abi, bu ne? Demiyoruz mu? Şöyle bir bakalım. Encounter Lime. Import Rocket Boost demiş. Yani aslında Boost kötü değil. 600 kere de etmez. Geçtim. Bu zaten etmez. Mor olsa bile etmez. Burada yine böyle yeşilli bir Encounter'ın şeyi var. Rocket izi var. Burada kötü değil ama etmez yani. 300 kere de etmez. Bak mesela 2000 kredilik Hex. Hex etme. Hex diye bakıyorum. Bilmiyorum ama. Altıgen dikkat diyeceğim ben buna. Yani bu da bir dakika lan, beşgen mi? Yok altıgen, tamam. Bak bu mesela 2000 kredi etmez abi. 200 kredi falandır. Ondan sonra şuna bakalım. Bu da 100 kredi etmez. Yani olmayacak şeyleri fazla gösteriyorlar. Şurada bir tane siyah roket izi var. Görünmüyor bile. Bu da 300 kredi etmez ve şuna bakalım, 2200 krediymiş. Gol patlaması güzel ama yani turuncu. Ve 2200 kredi bu da etmez. Şimdi şuradaki paketlere bakmıştık. Aynen bunları incelemiştik. Bu arada çok soran oluyor. Sizdeki paketler daha ucuz olabilir. Bendeki paketler daha pahalı olabilir. Bunun sebebi ben Steam'den oynuyorum. Siz Epic'ten oynuyorsunuz. Ana sebebi budur. Bu arada arkadaşlar sizden de bir ricam var. Bu önemli. Eğer bu videoları izliyorsanız severek, beğeniyorsanız ve beni de buluyorsanız aşağıdan 200 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basarsanız ve kanalda hala abone değilsiniz, 200 saniyenizi ayırıp şuradan o kırmızı veya beyaz olan abone ol butonunu, siyah mı çevriliyordu bilmiyorum, hangi renge çevireceksiniz basarak çevirirseniz çok sevinirim abone olun. Çünkü 10.000 aboneye çok az kaldı ve bana da destek vermiş olursunuz. Aynı zamanda Discord'da da biliyorsunuz ki Rocket League Ligi ve toplu Discord'umuz var. Oraya da gelip aynı zamanda Discord'a da katılıp ben orada bayağı aktif oluyorum. Genelde sesli oluyorum. Hatta bu videoyu siz izlerken Discord'da bile sesli olabilirim. Discord'a katılıp arkadaşlar Rocket League Ligi'ne katılabilir ve toplumumuza dahil olabilirsiniz. 3 ayda 1000 kişinin üzerine çıktı. Çok iyi bir rakam. Ses aktifliğimiz falan her şeyimiz iyi. Ama neden daha iyi olmasın? Gelmeyenlere bir 3 saniye duruyorum abi. Discord'a katın. Ondan sonra incelemeye devam ediyoruz. Evet, katıldığınızı varsayıyorum. Devam abi. Şimdi Bugatti paketine geçelim. Evet. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Bak anlaşalım. Sonra şöyle böyle oldu olmasın. Şimdi 1100 kredi. Hatırlarsınız Lambo paketi de 3 tane eşya veriyordu veya 4 tane ne veriyordu? Yok lan 6 eşya veriyordu. Aynen 6 eşyaydı galiba ama şey vardı, item vardı. Yani gereksiz şeylerle doldurmuşlardı paketi. Ama 2000 krediydi. Fiyat fazlaydı. Burada da güzel bir politika izlemişler. Yani az şey var, öz şey var ve fiyat uygun. Yani 1100 kredi kötü değil. Fiyattan bir artıyı aldı. Yani ortalama bir fiyat. Ne pahalı ne ucuz. Şimdi 800 olsa mesela ucuz derdim. İncelemeye başlayalım. Burada bir adet banner var. Şimdi banner'a baktığımız zaman şöyle yani çok da incelenecek bir şey yok aslında ama Bugatti'nin şurada işte yeşil demişim ya, grili ve arkada lacivert ya siyah arasında ton olan bir tasarımını görüyoruz. Fena değil, güzel kullanılır. Burada çıkartması var. Çıkartması gayet güzel. Yani tam Bugatti'ye gitmiş abi, böyle söyleyeyim. Ya Bugatti'ye başka hangi renk gider bilmiyorum ama ya ben açıkçası Bugatti'de şeyi de beklerdim abi. Mesela bu çıkartmayı getiriyorsun. Santo DJ galiba arabanın ismi. Ben Bugatti'nin bu modelini bilmiyorum açıkçası. Kusura bakmayın. Ama Bugatti Chiron, Bugatti Veyron'u kesinlikle beklerdim. Ve şunu da söyleyeyim. Ben açıkçası daha fazla JDM arabası gelme
gelmesini desteklenmesi. Mesela Supra'yı getir abi. Supra herkes biliyor ve gelmesi gereken bir araba. Yani herkes Supra Supra diye bağırıyor. Çok fazla popüler. Onun dışında Subaru Impreza'yı kesinlikle getirdim. Mazda RX-7'yi kesinlikle getirdim. Nissan Silvia'yı kesinlikle getirdim. Ondan sonra 320Z gelmiş miydi hatırlamıyorum. Gelmediyse 350Z, 320Z, 370Z bunları getirdim. Ondan sonra Mitsubishi Eclipse'i kesinlikle getirdim. Bu tarz GDM arabalarını da getirdim. Yani çok fazla böyle şey kaymasınlar abi. Lambo'dur, Bugatti'dir. Bunlara da kaysınlar ama GDM'den de yürüsünler. Yani. Şimdi çıkartma ne dedik? İyi dedik. Arabaya bakalım. Şimdi arabayı güzelce bir inceleyelim. Öncelikle araba ya şöyle bir Lambo ile karşılaştırıyorum. Lambo'nun neydi ya Lambo? Burakan değil lan. Lambo paketindeki arabanın modelin ismini unuttum ya. Ne? Kontak. Lambo Kontak yerine bunu mu alırdım derseniz valla Lambo Kontak'ı alırdım ama aynı fiyatta olsaydı. Şimdi fiyata baktığımızda Bugatti daha iyi. Fiyat olarak. Paket içeriği daha düşük. Ve 1100 kredi. Lambo 2000 krediydi. Ben bunu alırdım ama fiyat aynı olsa dediğim gibi Lambo alırdım. Şimdi arkadaki tasarım baktığımızda şöyle bu ne ışığı deniyor? Stop ışığı falan deniyor. Arka farlar fena durmuyor. Güzel, hoş bir tasarım var. Sade diyebiliriz. Özellikle egzoz tarafı beni bayağı cezbetti. Şöyle ön tarafına baktığımızda çok agresif bir tasarım var. Öndeki ızgaranın ne kadar küçük olduğunu görüyorsun. Zaten Bugatti yorumluyoruz abi. Böyle sanki tasarım için gibi yorumlamanın bir manası yok. Burada spoiler fena değil. Spoiler'ı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yani genel olarak Bugatti zaten. Yani üstüne de konuşmaya gerek yok. Şimdi bu fiyata bu paket alınır. Ona gelelim. Araba güzel. Çıkartmaya baktığımızda dekal güzel. Ondan sonra banner'a baktığımızda banner güzel. Bu fiyat ortalama bir fiyat. Onu söyleyeyim. Ne pahalı ne ucuz. Ya benim için ucuz nedir? Mesela 800 kredi olur. 800 kredi ucuzdur, tamam mı? Ama böyle bu fiyata çok iyi bir araba gelir. Mesela Nissan Skyline 1100 kredi gelmişti. 1100 kredi çok uygundu abi. Aşırı uygundu Nissan Skyline için. Ve herkes dolayısıyla da aldı. Bu paket bana kalırsa 10 üzerinden abi 6'dan 7'lik bir paket. 6,5'tan 7'lik bir paket. Niye 7'lik? Onu söyleyeyim. Çünkü araba güzel. Bugatti. İsmi var, markası var. Çıkartma güzel, banner güzel. Fiyat ortalama. Ne ucuz ne pahalı. Makul bir fiyat yani. Uygun dediğin onu da söyleyeyim. O yüzden onun üzerinden 6,5'tan 7'ye kanaat kullanarak verdim abi 7. Şimdi yani bu pakete böyle dedik. İyi güzel. Ama diğer paketler hani ne olacak? Şuna da gelin. Nissan Skyline'i soruyorsunuz. Ne zaman gelecek diye. Ya bence Nissan Skyline'in gelmesine daha çok var. Nissan Skyline ilk geldiğinde Epic Games önünde 2021'in yazıydı. İkinci gelişinde 2022'nin sonuydu. Aradan 1,5 yıl gibi bir süre geçmiş tahmin olarak. Ve ben Nissan Skyline'in gelişi için 2024'ün başı diyorum. 2024'ün başı veya 2024'ün Mart'ı, Nisan'ı gibi bir tarih verebilirim. Bunun dışında dediğim gibi saydığım arabaların gelmesini çok isterim. Market şu ana kadar güzel gidiyor. Böyle market videolarının incelemesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi dediğim gibi arkadaşlar izlenmeniz düşük olabilir ama beğenilerin düşük olması gerek ki hani videolar önerilenlere çıksın. Video beğenirseniz çok sevinirim. Bu gerçekten çok önemli. Bildirimleri de açarsanız çok iyi olur. Abone olanlar bildirimleri açarsa sevinirim. Abone olmayanlar da abone olup 10.000 abone yolunda bana destek verebilir. Yavaş ilerliyoruz ama sağlam ilerleyelim. Hızlı ilerleyelim. Hızlı ilerlemiyorum. Çok önemli değil ama 10.000 aboneye sağlıklı bir şekilde ulaşalım. Abone olsa sevinirim. Discord'a da mutlaka katılın. Discord sunucusunun linki de açıklama kısmında var. Dediğim gibi orada her gün sesli oluyorum. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka katılın gelin. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Thank you.